sen. Ama hani birkaç böyle olay üzerinden de artık bu hastanelere gidilmez duygusu yaşamamızın anlamı yok. Bu hastanelerde yılda sırf bizim hastanemizde 600 binin üzerinde insan sağlık hizmeti alıyor. Bu çok büyük bir rakamdır. Eğer bu duyguya yenik düşecek olursak o insanların sağlık hizmetlerine erişimiyle ilgili sorunlar da olabilir. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hem bizim hastanemiz hem diğer kamu hastaneleri oradaki yöneticilerin özverili çalışmalarıyla en kısa sürede bütün hastalarımıza uygun hizmet verecek hale dönüştürülecektir. Aksamaları da hem biz meslek örgütleri hem basın politikacılarla karar vericilerle sorunları halının altına süpürerek değil. Gerçekten bakın kral çıplak diyerek tartışma becerisini göstermek zorundayız. Zaten şu iki olaydı. Önlemlerin bir an önce alınması için ciddi bir diyebiliriz değil mi? Uyarı diyebiliriz. Kesinlikle buna katılıyorum. Bu olayın arka planını çok iyi deşifre etmemiz lazım. Ne olduğuna bir bakalım. Yani bu olayla birlikte örneğin taşeronlar üzerinden hizmet üretmenin yanlışlarını da bir kez daha konuşabileceğimiz bir ortam da karşımıza gelebilir. Çünkü burada bize verilen bilgiler bir taşeron inşaat firması çalışanlarının çıkardığı bir yangın olduğunu gösteriyor. O zaman devletin hizmet satın alma politikaları, ihale mevzuatı da içinde olmak üzere belki baştan tekrar gözden geçirilmeli. Bu konuda teknik arkadaşlarımızın söyleyeceği çok daha fazla şey olduğunu biliyorum ben ama hakikaten toplumun yani bu sorunlar bir kez yaşandı, bir kez daha yaşanana kadar bir daha gündeme gelmesin duygusundan kendini kurtarması gerekir. Bunu hep birlikte oturup bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla tartışmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Hemen Fikri Bey'e dönmek istiyorum. TUMOP, Bursa İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri. Kayın Hocam belirtti ki bir saat önce görüştük. Az evet, yaklaşık bir saat önce bugün sabaha karşı onkoloji hastanesinde çıkan ve 130 hastanın tahliye olmasına neden olan yangını konuşurken başka bir yangın haberi geldi tıp fakültesinden. Hocam siz uzun süre burada başhekimlik görevinde de bulundunuz. Hastaların can güvenliği yok mu? Yani Bursa'da peş peşe yangınlar çıkıyor hastanelerde. Diğer yerde imal ve eksikleri konuşurken çok hızlı bir şekilde buraya geldik. 40'a yakın itfaiye aracı, yangın helikopterinin müdahale etti. Az önce kontrol altına alındı ama öğrendiğimiz kadarıyla yaralı ve can kaybı yok. Yok. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. İlk bize verilen bilgilere göre buradaki yangın hastanenin kendi işleyişiyle ilgili bir olaydan kaynaklanmıyor. Çatıda ihaleyle çalıştırılan bir inşaat şirketinin işçileri bir işlem yaparken ilk bulgulara göre de bir dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle yangın başlamış gibi görünüyor. Dolayısıyla hani hastanenin kendi işlerinden çıkan bir yangınmış gibi algılamamak gerekir. İkincisi, gerçekten hani kamu hastanelerinin yangınlarla gündeme gelmelerinin çok yanlış bir şey olduğunu, bundan üzüntü duyduğumuzu sizinle işte bir saat önceki yayında da konuşmuştuk. Benzer bir şey yine yaşıyoruz. Bundan büyük bir üzüntümüz var. Ama sevinecek olan şey şu ki gerçekten buradaki kurulmuş olan sistem sayesinde 1.000 hastanın yattığı, aynı anda 8.000 kişinin bir arada bulunduğu bir binadan söz ediyoruz. Bu binada yangın çıkmış olmasına rağmen herhangi bir hastamızın, herhangi bir sağlık çalışanımızın, herhangi bir meslektaşımızın yaralanmadığı, yaşamını yitirmediği bilgisini almış durumdayız. Bu da bizi sevindiriyor işin doğrusu. Bu süreçte emeği geçen bütün dostlarımızı, arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı ve dışarıdan bize destek olan başta itfaiye mensupları olmak üzere, başta 112 ve diğer kamu görevlileri olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Neden çıktı yangın? Bu tip yangınlar nasıl önlenebilir? Bunları yangınla ilgili gerçek nedenler ortaya çıkarıp raporlar ortaya çıktıktan sonra daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ama görünen odur ki bütün kamu hastaneleri açısından hastalarımızın güvenliğini tehdit eden bütün uygulamaları bir masaya yatırıp bunlar nasıl gündemimizden çıkarılabilir? Hep birlikte tartışmak zorundayız. Şu kesindir, biz tabip odası olarak bunu her yerde söylemeye çalışıyoruz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Yalnızca çok iyi bir cerrahın ameliyathanede çok iyi bir ameliyat yapmasıyla yürüyen bir iş değildir. Bu ekibin içerisinde bu hastaneye elektrik sağlayan hatların kontrolünü yapan mühendis, bu ekibin içerisinde temizliği iyi yapması gereken temizlik personeli, bu ekibin içerisinde bir iş güvenliği sorunu yaşanmasın diye orada bulunacak bir iş güvenliği uzmanından tutun, aklınıza kim geliyorsa içinde cerrahın, asistanın, hemşire arkadaşlarımızın da bulunduğu büyük bir ekip. Bir ekip olduğumuzu söylemek gerekir. Bütün yangınlardan bizim çıkaracağımız ilk ders, bir yerde bir sorun var. Bu kadar rastlantı olamaz değil mi? Bir yıl içerisinde Evet. bu 7. ya da 8. kamu hastane yangını. Dolayısıyla bütün kamu kurumları bir araya gelerek başta yangın güvenliği olmak üzere
hasta güvenliğini tehdit eden her sorunla ilgili ne yapabileceğimizi konuşmamız gerekir. Üniversite hastanesinin diğer hastanelere göre bir takım olumlu yanları da var. Bizim yatay transfer dediğimiz, yani aynı katta bir yangın çıkması halinde bu hastaların yan kliniklere aktarılmasına ilişkin bir sistemi var. Şu ana kadar öğrendiğimiz bilgiler bu sistemin çok başarılı bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Ama bizim binamız buna imkan veren büyüklükte bir bina. Söz gelimi bugün sizinle bir saat önce önünde bulunduğumuz onkoloji binasında böyle bir olanak söz konusu değildi. Yani kurumların da kendine özgü koşulları ve kendine özgü sistemleri var. Burada tabii bir yangın güvenliğine karşı birkaç yıl öncesinden bu yana ciddi çalışmalar sürdürülmüş olması, 1000 tonluk bir yangın havuzunun anında kullanılabilecek durumda olunması, sevinerek öğreniyoruz ki bu yangın sırasında hastanenin kendi yangın havuzundan ve yangın hortumlarından yararlanılma olanağı olmuş. Bu da burada böyle bir sistemi kurmanın ne kadar işe yaradığını göstermesi açısından güzel. Tek sevincimiz, dediğim gibi, hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına herhangi bir zarar gelmemiş olmasıdır. Sorun nereden kaynaklanıyor sorusuna teknik heyetler yanıt verdikten sonra hep birlikte oturup bu süreci bir kez daha ayrıntılı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bildiğimiz bilgi, örneğin yangın çatıda başladı ama birinci kata kadar tesisat, elektrik tesisatı seyri nedeniyle oraya kadar sıçradı. Yani buradaki sıkıntıyı mı gösteriyor? Birçok şeyin gözlemleri nedeniyle bir dumanın inmesinden söz ediyoruz. Bizim hastanemizde yangına ilişkin bazı önlemler var ama örneğin dumanın olduğu yerde hapsedilmesi ve oradan tahliye edilmesine ilişkin ayrı sistemler var. Teknik arkadaşlarımız bunları daha ayrıntılı anlatabilir. O sistem bizim hastanemizde yok. Çünkü çok pahalı bir sistem. Kamu kurumlarının da böyle pahalı sistemleri edinmekle ilgili bir takım finansal zorlukları var. Ama lütfen bütün bizi izleyenler şunun farkında olsunlar. Sağlık hizmetini biz eğer hasta güvenliğine, yangın güvenliği de içinde olmak üzere odaklanmış bir sistemle yürütmeyi beceremezsek, bundan sonra benzer olayların daha kötü sonuçlarla karşımıza çıkmasına kimse şaşırmamalı. Dolayısıyla bir an önce her birimizin hangi önlemleri alabileceğimiz başta olmak üzere oturup gerekli finansmanı da sağlamak koşuluyla bu soruna odaklanmamız gerekir. Üstüne basa basa söylüyoruz. Yeni Samanlı'daki kompleks için 300 milyon euro kaynak aktarmayı düşünen politikacılar, ellerimizdeki kurumları, oradaki hastalarımız zarar görmesin, oradaki sağlık çalışanları zarar görmesin diye nasıl elden geçirebiliriz sorusuna biraz odaklansınlar. Emin olun, o paranın onda biriyle bu kentteki bütün kamu kurumları elden geçirilebilir ve hepimiz gönül rahatlığıyla bu kurumlardan yararlanmayı sürdürebiliriz. Geçtiğimiz yıl Şevket Yılmaz'ın yangının ardından çok tedbir alındı, toplantılar yapıldı, raporlar hazırlandı. Bir mesafe kat edildi mi yani? Bir sene geçti ve dediğimiz gibi peş peşe yangınlar başladı tekrar. Bunu nasıl yorumlarsınız? Çeşitli mesafeler kaydedildiğini düşünüyoruz. Sıfır noktasında değiliz. Ama kaydedilen mesafe gereksinim duyduğumuz mesafenin daha arkasında gibi görünüyor. Dolayısıyla ilk önce ne yapması gerektiğini bilen insanlarla bir araya gelip bir kısa, orta, uzun erimli eylem planları ortaya çıkarmak ve bunun finansmanını sağlamak lazım. Yani kusura bakmayın, paramız yok. Yangınla ilgili bir sistemi bu hastaneye kuramıyoruz. Kusura bakmayın. Sistemi bu hastaneye kuramıyoruz. Kusura bakmayın, paramız yok. Yangın merdivenlerini kuramıyoruz. Kusura bakmayın, paramız yok. İşte yangında kullanabileceğimiz bir ona dönük havuz, su biriktireceğimiz bir alan yaratamıyoruz demenin hastalarımıza söyleyebileceğimiz bir cümle olmadığını düşünüyorum. Çünkü düşünün, geçen yıl Şevket Yılmaz yangınında yaşamını yitiren 9 kişinin ailesine biz şimdi bunlardan hangisini söyleyebiliriz? Hangisi onlar açısından kabul edilebilir bir gerekçedir? Eğer biz sağlık hizmeti üretiyorsak, sağlık temel bir insan hakkıysa, devlet de bu hizmeti üretmek zorundaysa, bu hizmeti kurallarına göre üretmek gerekir. Yani Sağlık Bakanlığı politikalarını biz eleştirirken, yalnızca performansa dayalı ödeme, ne kadar fazla hasta bakarsan o kadar para ödelim mantığıyla değil, o hastaları orada güvenli bir şekilde hem ayakta hem yatarak tedavi edecek hastaneler için bu paraların aktarılması lazım. Bunu çok önemsiyoruz ve mutlaka bunun üstüne toplumla birlikte gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama hastalığın cephesinden bakacak olursak, bu nasıl psikolojidir ya? Ben şimdi tedavi görmek için bir hastaneye gidiyorsunuz, iyileşmek için, ama her an bir yangın sonucu ölebilirsiniz. Ve peş peşe yaşanıyor bunlar. Biraz da böyle baktığımızda onlar nasıl bir psikolojide hastaneye gidecekler bundan sonra? Şöyle düşünelim, yani kamu kurumlarının özel sektöre dahil olanlarında da, kamu sektörüne dahil olanlarında çeşitli sıkıntılar.